Ya bir konuşmadan dört tane dava çıkartabilir miyiz? Bu da geldi başımıza. Ben milletvekili olmayı hiçbir zaman aklımdan geçirmedim. Uzun uzun bir hayatı kısa konuşmak zor maalesef. Tepçilere verecek bir tek oyumuz yok. Güle güle, güle güle diyoruz onlara. Tabii en önemli deneyim gene burada bu kontrgerilla sorguları. Bunlar bence benim mesela benim hayatta başka türlü öğrenemeyeceğim her şey bu sorgu sürecinde öğrendiklerim, bu sorgu sürecinde edindiğim deneyim daha sonraki pek çok deneyimden bile benim açımdan önemli. Çünkü birincisi ya hakikaten bu devletin devletin başkanına bile hesap vermemeye yemin etmiş devletle anlaşmaları bu şekilde olan bir şeyi var, örgütü var. Bunun adı kontrgerilla. Ama bu aslında ta İttihat ve Terakki'den beri iş başında olan teşkilat-ı mahsusanın bugünkü hali. Şimdi mesela bunu devletin böyle bir örgütü olduğunu bilmeden siyaset yapmak kadar bunu bildiği halde yokmuş gibi siyaset yapmak da bence bu millete ve devrimci harekete yapılmış ve yapılabilecek en büyük kötülüktür diye düşünüyorum. Nihayet anladığım şey şudur ki bütün siyasi süreçler nereye giderse gitsin sonuçta bu siyasi süreçleri böyle bir odağın tasvibi olmaksızın tamamlayamıyor Türkiye rejimi. Bu böyle bir rejimle şeyiz, yüz yüzeyiz. Bunu böyle bir deneyim olmasa artık diyoruz böyle bir deneyim olmasa bilemezdik. Kontrgerilla'nın bu açıdan bence bizim tarihimiz bakımından son derece önemli bir ne diyelim unsur olarak bu mücadelede oynadığı kıyıcı bir rol var ve bu hesaplaşma yapılmadıkça ben öyle düşünüyorum. Hiçbir şekilde esasen diktatörlükle hesaplaşılmış olmayacak. Bugün Kürt mücadelesinin karşısındaki tüm kıyıcılığın kaynağında da bu odak var. Bu odağın tercihlerini politika haline dönüştüren politik güçler ikincildir. Süreç buradan başlıyor. İşkenceler vesaire bunlar işin ne diyelim uygulama faslı. Evet işte onlar sizi yıkmaya çalışıyorlar, delil temin etmeye çalışıyorlar. Yaşayanları yaşarken öldürmeye çalışıyorlar ama bütün bunları iki şey için yapıyorlar. Bir devrimci odağı yok etmek, ikincisi kendi tercihlerini memlekete dayatmak için. Sonraki mahkeme süreçleri işte onların ne diyelim geri çekilmeye zorlandıkları koşullarda cereyan. Yani Cumhurbaşkanlığını alamayınca Faruk Gürler süreç geriye doğru çözüldü ve aslında idamla sonuçlanabilecek olan, eğer hayat böyle yürüseydi, idamla sonuçlanabilecek olan süreçler Ecevit'in af kanunuyla birlikte uzun hapislik sürelerine dönüştü ve şöyle söyleyebilirim. Bugünkü süreçlere bakınca 1970'lerin askeri mahkemelerinin Tayyip Erdoğan'ın özel mahkemeleri yanında daha kurallı mahkemeler olduğunu söylemek çok mümkün. Yani böyle bir kıyaslamada pekala yapabiliriz. Ama netice silahlı mücadeleye girmiş olanlar İdam ve müebbet hapse mahkum oldular, girmemiş ya da bu açıdan
önde gelen sorumluluğu yüklenmemiş olanlar da 74 Afrika çıktılar ve bu süreç kapandı. Bir ömre kaç hayat sığar? Kürkçü, eğitimli orta sınıf bir ailede başlayan serüvenini, hayatın doğal akışına teslim olmadan, kendi pusulasının gösterdiği yoldan sapmadan yaşadı. 20'li yaşlarından bu yana devrimci mücadelenin hep ön saflarında mücadele etti. Ben ilk yakalandıktan sonra Mamak askeri cezaevine getirildim. Oradan İstanbul Selim Cezaevi. Oradan kesinleşen kimi cezalar için top taşı ve sağmalcılar cezaevine gittim. Sonra tekrar Selim'e. Oradan Kartal Maltepe askeri cezaevine. Oradan tekrar Mamak askeri cezaevine. Oradan Niğde, oradan Malatya, oradan Gaziantep özel tip cezaevlerine 1986 Mayıs Mart sonunda da şeyden çıktım cezaevinden. 14 yılımı geçme. Eğer Özal infaz yasasıyla uğraşıp indirim yapmasa 16 yıl, yani 2 yıl daha yatacak. 2 yıl önce çıkmışım. Güzel bir başarısızlık bu. Yalnız bir şey. Dünyanın en önemli tünellerinden biriydi. Fakat bir metre erken, bir iki metre erken çıktık tünelden ve maalesef geri döndük. Ertesi günde jandarma düştü tünelin içine. İşte yaklaşık herhalde bir 3 aya yakın zaman kazdık işte 100 metre tünel de demek ki işte her gün 1 metre falan kazmışız. Çünkü çok sert topraktı yani öyle çabuk kazılan bir şey değildi. Bayağı çok o kadar sertti ki yani herkesin elleri yara olmuştu. Ama yani hakikaten kimseye sezdirmeden o kadar toprağa, o toprak hala cezaevinin içinde onu bulamadılar. Biz onu koyacağımız yeri bulduk yani. Öyle duruyor. Velhasıl yani daha sonra belki hani bulmuşlardır da en azından biz oradan gidene kadar bulunmamışız. 12 Eylül'ün geleceğini anladık biz. Yani hapishanede yakalanalım istemedik. O yüzden yani çalıştık. Fakat Ağustos ayında bir ayda kalmıştı. Onu da hissediyorduk galiba bu şeyde. O şey 30 Ağustos'tan sonra olur bu darbe diye düşünüyorduk. Nitekim oldu. İşte Ağustos'ta çıksak çıkacaktık. Maalesef şey oldu. Meğerse biz elektrik döşemiştik tünelin içerisine. Pusulayla yön tayin ediyorduk. O aklımıza gelmedi. Manyetik alan yaratıyor şey. Ampul ve elektrik kabloları. Bizi saptırıyor. Biz böyle gitmek varken böyle gidiyoruz. İşte böyle gidince 100 metre, böyle gidince 110 metre gitmemiz lazım. Onu maalesef akledemedik ve erken açtık ağzını, patladı. Ona öyle deniliyor, mahkum edebiyatına tünel patladı. Hapishanede kitap çevirmek tabii ve kitap okumak dönemine göre değişiyor. Karl Marx'ın biyografisini çevirdim. Yani yaptığım, memlekete yaptığım en önemli hizmetlerden birisi bu. Ben esasen herkesin okuduğu yazılar pek yazmadım. Yani daha çok böyle siyasi dergilere, yani bizim devrimci hareketin dergilerine çeviriler yaptım, yazılar yazdım. İşte bir teorik yazılar, yani o şey popüler yazı ya da yaygın okur kitlesi tarafından okunan yazılar. Sonra bunlar 80'lerin şeyi. O zamanlar ağır yazı yazılıyordu. Yani hafif yazı yazamaz. Fakat şeydi, yani diyeceğim bazen şartlar el verir, bunları yapabilirsiniz. Bazen de bir kurşun kaleme muhtaç kalabilirsiniz. Uzun yatarsanız bunların hepsini görebilirsiniz. Bazıları mesela çok iyi zamanda, bazıları çok kötü zamanda yatabilirler. Onların cezaevi tanımları değişik olabilir. Ben her şeklini gördüğüm için rejim nasıl cezaevi öyle
diyorum. Yani daha çok Ecevit zamanında mesela benim için çok eğlenceli anlardan birisi Niğde cezaevine geldiğimizde o zaman Ecevit hükümeti vardı. Mehmet Can, Adalet Bakanı. Mehmet Can'ın da özel kalem müdürü. Daha önce ve bizimle Selimiye'de birlikte hapis yattığımız, yargılanmış emekli üsteğmen Atilla Özsever. Mehmet Can'ın yanında Atilla Özsever girince herkes gülmeye başladı. Devlet adamı olmuş bizimle. Emekli üsteğmenimiz diye. O zamanlar iyi zamanlar. Yani hakikaten. Ama işte cezaevi ne olabilir? Sizi özgürlükten mahrum kılmak için. Çok teşekkür ederim. İyi yetişmesiniz. Yatan herkes yemek yapmayı öğrenir. Mecbur. Şimdi tabii cezaevlerinde yemek yapamazsınız ama eskiden öyleydi. Ama biraz ben hani şeyden çocukken biz şey yapmayalım öyle ne diyelim evden fazla uzaklaşmayalım diye. Gündelik işlere annem bizi ortak ederdi. Öyle işte sebze ayıklamak, şey vesaire. İşte arada soğan kavurmak, onu yapmak, bunu yapmak. Çocukluktan beri bildiğim şeyler bunlar. O yüzden aç kalanları doyuruyoruz. Yani bizim eve gelen aç gitmez. Gençliğini hapishanelerde geçirdi, çıktığında daha da gençti. Gazeteciliğin düsturlarına çalıştı. Türk Solu'nun kütüphanesine benzersiz katkılarda bulundu. Kemalizmin yidiş ettiği Türk Sosyalist Hareketi'ni sorguladı, yükselen Kürt siyasi hareketinin yanında yer aldı. Hiç durmadı, durulmadı. Uzun uzun bir hayatı kısa konuşmak zor, maalesef. Doğrusu ben şunu söyleyebilirim, yani 1971 ile 1984-86 arasında geçen zamanda Türkiye'nin hakikaten önemli bir dönüşüm geçirdiğini hem gündelik hayat bakımından hem iktisadi yaşantı bakımından fark etmeme yol açan birkaç gösterge var. Cezaevinden çıktık işte, o da maceralı oldu. Çünkü annem ve kız kardeşim gelip beklediler cezaevinin önünde. Çıktı çıkacak. Bir hafta sonunda dediler ki ya belli değil ne zaman çıkacakları. Onlar da dayanamadılar, geri döndüler. Ertesi gün dediler sizi tahliye ediyoruz. Ve bunun üzerine yalnız başıma otobüsle şeye geldim, Ankara'ya geldim. Ailemin geri kalanı Ankara'daydı. Bildiğim sokaklara geri dönüyorum diye düşünüyorum. Hiçbir sokak bildiğim gibi değil. Çünkü biz bahçeli evlerde oturuyorduk. Bahçeli evler adı üzerinde. Bahçenin içinde evler, yani bütün evler öyleydi. Bütün bahçeli evler bahçesiz apartmanlar olmuş. Sokakları tanımam imkansız. Üstelik sokakların da sokak olmaktan çıktığını görerek dehşete düştüm. Bir çelikten bir ırmağın içerisine düşmüşsünüz gibi. Sağlı sollu bütün kaldırımlara yerli montaj otomobiller yığılmış. Her evin önünde birden çok otomobil var ve otomobilli hayat Türkiye'de başlamış. Apartmanlı ve otomobilli hayat genel olarak Türkiye'ye egemen hayat olmuş. Bu tabii çok çarpıcıydı ve daha çarpıcı olan da eski arkadaşlarla görüşmeye başladık. İşte aradan geçen 15 yılda herkes çoluk çocuk sahibi olmuş ve herkes ilk evliliğini yapıyordu yani hapse girerken. Ben çıktığımda herkes ilk boşanmasını İşte herkes arkadaş rollerinden anne baba, iş adamı, iş kadını rollerine geçmişlerdi. Ne diyelim, müesses nizam aslında yeniden şekillendirmişti herkesi. Fakat şunu ben bunu ne diyelim onlarla ilgili olarak bir kritik olarak söylemiyorum. Çünkü çok kalbi bir sevgiyle yeniden herkes kucak
kıladı ve benim sonraki hayatımı çok kolaylaştırdılar. Yani hep içlerinde ne diyeyim, bunun için ayrılmış bir yer vardı. Ertuğrul çıkacak ve tekrar görüşeceğiz diye. Onu bu çok tabii şey, çok dokunaklı tarafı işte. Fakat bu tıpkı şey gibi, yani artık başka bir hayat yaşarken önceki hayattan kalmış bir mücevher kutusunu saklamak gibi, yoksa hayat başka türlü akıyor artık. Desteğinizi bekliyoruz. Merhaba. Destek devam. Tabii bu beni ister istemez yani sonraki hayatımı siyaseten yeniden düşünürken başka bir iklime, başka bir coğrafyaya, başka bir insan ilişkileri toplamına yönelmem konusunda uyardı. Evet, yani işte herkesle biraz vakit geçirebilirsin, biraz evlerinde kalabilirsin, biraz eskileri yad edebilirsin ama ertesi gün yapılacak işler bakımından bir ortak program yapamazsın. Bunları yapabileceğin insanlar da zaten ya hapisteler ya terk etmişler ya da henüz ortaya çıkmamışlar. Sonraki dönem o açıdan bütün bunları arama bulma dönemiydi. Tabii ki ihtiyatlı bir biçimde. İşte bu yazarlık, yayıncılık hayatı ondan sonra başladı. Doğrusu ben o dönem verdiğim en doğru kararlardan birisinin ortada yani beni haldır haldır hapse sokmak için arayan bir polis teşkilatı olmadığı, henüz yeni bir suç işlemediğim için Türkiye'den ayrılma, Türkiye'yi terk etme tekliflerini reddetmiş olmamı ve Türkiye'de kalmamı çok doğru bir karar olarak görüyorum. Bu açıdan doğru yaptım ve bu bana çok çok büyük bir ne diyelim siyasi servet olarak geri döndü ve entelektüel servet olarak. Birincisi bu Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi. Burada gene de adlarını anmak isterim. Yani iletişim yayınları bu açıdan hiç karlı gözükmeyen yatırımı sırf ortak ilgilerimiz ve onlar da öyle bir şey yapmak istedikleri için ve ortak ilgilerimiz dolayısıyla yapmayı bana teklif ettiler ama yaptığımız şey bana teklif ettikleri şey değil, bana teklif ettikleri bir Fransızca benzer bir yayının Türkçe çevirisine yönetmenlik yaptı. Fakat ben bakınca dedim biz bunun daha iyisini yaparız. Çünkü Avrupa merkezli ve Avrupa'da da Fransa merkezli bir yayını bizim devrimci hareketin ve toplumumuzun, lejansiyamızın bir ihtiyacı yoktu. Kendisini anlatmaya ihtiyacı vardı. Kendi deneyimi ışığında tarihe bakmaya. O yüzden bu ansiklopediyi benim hayatımın en önemli işlerinden biri olarak görüyorum. Maalesef şimdi yeni baskıları yapılmıyor ama bu o zaman Türkiye solu açısından da çok derleyici, toparlayıcı bir işlev gördü. Bütün eğilimler hep birlikte bunu gerçekleştirmek için katkıda bulundular. Yazar listesine baktığınız zaman eksik hiç kimse görmezsiniz. Yani büyük fotoğraftaki, büyük aile fotoğrafındaki herkese yani bütün... Herkes oradadır. O açıdan bu bizim için çok büyük bir başarıydı. Evet, arada anlaşmazlıklar oldu falan ama sonunu getirdik doğrusu. Tabii bu süreç aslında sosyalist hareketin kendisini yeniden düşünme süreci olduğu için elbette bir yeniden örgütlenme tartışmasına da hep paralel gitti bunlar ve işte Kuruçeşme toplantıları, solun yeniden örgütlenmesi meseleleri o zamanın gündemindeydi. Fakat Kürtler bütün varlıklarıyla ve kimlikleriyle siyasi denklemi değiştirmeye başladılar. Doğrusu ansiklopedinin ona da yanıt verdiğini görmekten çok memnunum, dönüp bakıyorum. Çünkü yazar kadromuz arasında Abdullah Öcalan da var. Kürt mücadelesinin... kökenleri ve sürecine dair
Bence o zaman için mümkün olabilen bütün şeyleri, bilgileri de topladığımızı görebiliyorum. Ama tabii bu ansiklopedi için halletmesi kolay olan bu mesele siyaset için çok kolay olmadı. Çünkü bir tabu kendisi siyaset haline gelmişti. Çünkü Kürt meselesi solcuların kendi aralarında konuştukları ama toplumda bir karşılığı olmayan, genel politika içinde yeri olmayan bir meseleyken önceki yıllar boyunca. Şimdi apaçık bir silahlı çatışmanın eşliğinde Türkiye'nin merkezi meselesi haline gelmişti ve bu her türlü siyasal girişimde bu boyut kendisi başlı başına bir yer işgal ediyor. Bunu hesaba katmadan yapılan bütün girişimler siyaseten gelip bir duvara çarpıyordu ve ilk deney, Özgürlük ve Dayanışma Partisi deneyi, bu gerçekliği nasıl kucaklayacağına dair bir perspektiften yoksun olduğu için çok fazla uzağa gidemedi ve bir araya gelenlerin çoğu dağıldılar. Bir yeni dağınıklık döneminden sonra bugün geldiğimiz yere, Halkların Demokratik Partisi sürecine geldik. Haydi basıyoruz Bağlay'ı. Ben milletvekili olmayı hiçbir zaman aklımdan geçirmedim ve hani çok ben yaptığım işten de memnunum çünkü arada işte ansiklopediden sonra pek övüneceğim ikinci bir şey de yaptım Nadire Mater'le beraber bu Diyanet'in Diyanet'e öngelen bütün süreçlerin gerçekleştirilmesi, yeni mecralar oluşturmak, haberciliğin kendisini değiştirmek konusunda yaptığım işlerden çok memnunum ve parlamento dışı siyasetin hep esas olduğunu düşüne geldim. Seçimlerinde Özgürlük Hareketi yeni bir atak başlattı. O da kendi varlık ve iddiasını Türkiye siyasetinin merkezine, içine doğru yerleştirmek bakımından solla birlikte bir yeni ortaklık süreci hamlesi içerisine girdi. Sonuçta 2011'de bu öneri önümüze geldi ve bize dedi ki Selahattin Demirtaş'la Gülten Kışanak Demokratik Toplum Partisi olarak İstanbul'da bir sosyalist hareketlerin ortak toplantısına gelip dediler ki biz kişiyi sizin adınıza meclise taşımak istiyoruz. Buna karar verin kim olduğuna. O zaman da gene işte şey oldu yani dönüldü yüzler ve işaret edilince ben aslında yani bundan kaçınmak istedim. İki sebeple kaçınmak istedim. Birincisi Kürt halkının buna razı ya da hazır olup olmadığını bilmiyordum ve bunu bir çeşit sanki onlara ait olan bir şeyin hakkın onlara danışılmadan kullanılması gibi olabileceğinden endişe ettim. İkincisi bu benim kendi yürüdüğüm mecraları terk etmem anlamına geliyordu. Ben hiçbir zaman profesyonel olarak politikacı bu manada olmadım. Evet kendimi profesyonel devrimci saydım ama yani bu merkezi politikanın içerisinde her gün aynı şeyleri düşünmek ve yapmak gibi bir iş benim hayalimden geçirdiğim bir iş değildi. Bundan kaçınmak istiyordum fakat kaçınamadım. O yüzden de bunu kabullendik. Tabii bu adımı atınca o zaman onun gereklerini yerine getirmek gerekiyordu. İşte gene taç giyen baş akıllanır prensibince
bu doğrultuda neler yapılacaksa yaptık. Fakat ben şöyle söyleyebilirim. Gene de şöyle olmadı. Biz bir kalıbın içerisine girmekten çok içine girdiğimiz, kalıbı değiştirdiğimiz bir şekilde parlamenterliği ve milletvekilliğini değiştirdiğimizi düşünüyorum. Öyle olmuş olmasaydı bu kadar çok meclisten dışarıya kovalanmak, bu kadar çok hapsedilmek, bu kadar çok hapis yatmışken daha yatsın hapiste ölsün hırsıyla üzerimize çullanılması söz konusu olmazdı. Ben o açıdan da parlamentoculuğu ve milletvekilliğini de dönüştüren bir süreç yaşattığımızı, o açıdan bunun Türkiye İşçi Partisi'nin meclisteki deneyiminden sonra en önemli deneyim olduğunu Türkiye muhalefeti açısından söyleyebilirim. İşte tabii ki seçmenler ve çünkü artık seçmenlerimiz oldu. İnsanlar bizim için kampanya yürüttüler, oylar verdiler, talepte bulundular. Onların takdiri, yani onlar diyecekler ben kendimi yani ben kötü bir şey yapmadım diye düşünüyorum ama bakalım onları dinleyelim. Tamam, destek. Katliamlardan geçip meclise kadar uzanan hayatının her anında muktedirlere kabus oldu. Bir ömre onca hayat sığdıran devrimci, yaşadığı tarihin dönüştürücü tanıklarından oldu. Ertuğrul Kürkçü. Bir arkadaş dedi ki bana, yani ben hani meclise giriyorsun, şimdi herkes giriyor ama sen Kızıldere'den hani buraya geldin. Bu çok büyük bir şey yani. Bir kurşuna dizilmiş olan insanların arasından kurşuna dizilebilecek olan birisi olarak çıktın, geldin ve şimdi Türkiye yönetme mekanında söz sahibisin. Bu büyük bir şey. Yani bunu hatırlatmamız lazım insanlara. Bence dedi sen şey yap, yani 10 tane karanfil al, öyle çık kürsüye. Şimdi düşün, bunu düşündüm, taşındım. Bu çok gösterişli geldi bana. Daha sade bir şey olabilir mi diye. Bu bir şey var. Tasarımcı bir arkadaşım var. Daha hapisten çıktıktan sonra arkadaş olduk. Gerçi o biz çıkarken ODTÜ'ye girmiş, o zamandan da birazcık tanışıyoruz ama o dedi ki, onun arkadaşı, hayat arkadaşı bu şeyleri, bu tür tasarımlar yapıyormuş. Ben ona söyleyeyim dedi, bize şey yapsın, yani böyle bir şey yapsın. Dedim çok iyi olur ya, ben daha küçük bir şey bekliyordum, yani şu kadar bir şey. Böyle daha büyükçe broş gibi bir şey geldi ama dedim ya bir günlüğüne ve arkadaşlar için bu broşa katlanabilirim, yani oraya takmam. Bunu sokmamız lazım oraya. Herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Tabii şey olanlar oldu tabii, yani herkes, birçok insan bunu ne diyelim önemsedi, yani evet ya yani. Bu bir haksızlık ve adaletsizliğin protesto edilmesi ve eğer vekillik haksa önce onların hakkıdır demektir diye bunu iyi karşıladılar ama kimileri işte ya onlar hani gerillacının parlamentoda ne işi var, fakat o tarihte de aslında gerillalar parlamentoya dönüyorlardı bütün Latin Amerika'da. Yani bu genel bir trendti. Biz de yani ben o tarafını çok düşünmemiştim ama böyle şeyler de oldu, kritikler de oldu. Onları da anlıyorum. Ben 22 yaşımda olsaydım beğenmezdim yaptığımı ama 2011'de bunu yapmazsam o zaman kendimi beğenmezdim. O zaman da aslında bizim yaygın medyanın dışında bir yerde habercilik mecraları açmaya çalışıyor olmamız aslında Perşembe'nin gelişini
gösteren bir çarşamba durumu yaşıyor olmasıydı yaygın medyanın. Özellikle her zaman Türkiye medyası oligarşinin yani büyük sermayenin ve devletin denetimini hissetmiştir, ona bağımlıdır. Çünkü Türkiye'de esasen sermaye devlete bağımlı. Aslında medya sürekli olarak kazandığından fazlasını harcayan bir mecraydı. O yüzden de büyük mali yapılar içerisinde iş görüyordu. Medya Özal dönemiyle birlikte medya sahiplerinin ellerindeki bir silaha dönüştü. Hükümetleri düşürüp kaldırdıkları veya diğer sermaye gruplarıyla savaştıkları. Dolayısıyla gazetecilikte ister istemez onlarla birlikte karakter değiştirdi ve nihayet medya, para ve gazetecilik arasında kopmaz bağlar kuruldu. Bu çürüme bu kere başlayınca bunun sonu yok. Bugünkü sonuç şaşırtıcı değil. Şimdi Türkiye'de sizin dışınızda hangi yaygın medya mecrası bende bir haber değeri bulabilir veya benden bir şey öğrenmek isteyebilir? Çünkü bu bilgiler zaten hepsinin yeri hapishane ya da tımarhane onlara göre. O nedenle biz de bir paralel evren oluşturuyoruz hep beraber. Habercisiyle, haber konusu olanlarla birlikte. Aslında son zamanların bütün demirden haberlerinin halk arasından geldiğini siz benden iyi izliyorsunuz. Bütün günümüzün en önemli demeçlerini ya da akılda kalan anekdotlarını şimdi aklımda kaldı. Bu madencilerin Ankara'ya yürüyüşünden, yürüyüşü sırasında alay komutanına çekilen fırçanın haberini kim yapabilirdi o madencilerden başka? Şimdi o haber baş köşede. Kör edilenlerin, sakat bırakanların, ciğerleri çürütülenlerden hesap sormasın devlet. Devlet bunları yapanlardan hesap sorsun gücü yetiyorsa. Bir tane kıçı kırık patrondan hesap sormayı beceremeyen devlet gücünü bizde sınayacak. Öyle mi? Öyle mi alay komutanı? Bu madenci de baş görüş sahibi. Öyle mi alay komutanı? Tabii bu şey mimarlık hikayesinin yanında sinemacılık da var. Ben yani çok istemiştim. Karar veremedim. Yani sinemacılık Türkiye'de çok şeyi yok diye. Yani insanların geleceklerini güvencede görebilecekleri, kolay intisap edilecek bir mecra olmadığı için oraya çok yanaşmadım ama hep bir sinemacılık ve dolayısıyla fotoğraf ilgim vardı. Bu akıllı telefonlar çıkınca bu şey yaptı, her şeyi kolaylaştırdı. Nasıl herkesi medya muhabiri haline getirdiyse şeyde de herkesi de fotoğrafçı kıldı. Ben biraz böyle şipşakçıyım. Yani, fotoğraf gözüme ilişini çekiyorum. Yani görüntünün peşinde koşmuyorum da görüntü bana doğru geliyor. Tabii bu öte yandan tabii sosyal medya takipçileri genellikle nüfusun ya da siyasete ilgi duyan nüfusun nispeten daha faal kesimli. O yüzden onlarla şey sağlıyor, başka türlü kuramayacağımız bir dolayım sağlıyor. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hem haber almak hem haber üretmek hem de bir polemiği sürdürmek bakımından aslında ben şöyle söyleyebilirim, yani Tayyip Erdoğan şimdi çok memnun bizi şeye çıkartmıyor diye o televizyonlara. Ya o televizyonları zaten hiçbir zaman izlemeyecek olan insanlarla kurabileceğimiz en engelsiz ilişkiyi burada kurabiliyorum.
Sırayla konuşalım sen mı? Sen değil misin Irak harekatını destekleyen ordunun? Sen değil misin benim resmi yayınlayıp bu anarşinin başlattığı ihbar eden? Bunları terbiyeye davet eder misiniz? Siz terbiyeli, yani bu adabı öğrenmemişler. Bunlar palavracı. Esirgenisin, evet. O kadar. Kemalizmi savunacağız. Ya sen Kemalist devrimi ben savunacağız. Ben komünistim. Bir tane tokat atacağım. Ya hiçbir şey atamazsın. Bak, sen görürsün dev genç lütfen. Nasıl patlar beyninde. Yapma ya. Lütfen. Bu da geldi başımıza. Bana sorarsan tuhaf. Şundan ötürü ya saçma çünkü öyle. Ya şimdi günler bu COVID dolayısıyla herkesin günleri birbirine benzedi. Yani genel olarak dışarı çıkılamıyor. Dolayısıyla mekanın neresi oldu? Yani Almanya mı yoksa işte şey mi, Afganistan mı veya İstanbul mu olduğu arasında çok acil işler dolayısıyla görüşmek ya da büyük çaplı işlere girişmek bakımından bir fark var ama gündelik hayatı sürdürmek bakımından hepimiz eşitlendik. O yüzden günün bir bölümü işte sizinle yaptığımız gibi böyle görüşmelerle geçiyor. İkincisi işte bu Marx'ın biyografisini yeni baskısı için bir kere daha gözden geçiriyoruz. O bir zaman alıyor. İşte gazeteye Yeni Yaşam'a yazıyoruz. Tabii Nilüfer'in sorularına cevap vermem lazım her gün. İşte çünkü onun buraya gelmesini sağlamamız lazım. Fakat mevzuat buna el vermiyor. O yüzden onlarla ilgili bir mesai harcamam lazım. Partiyle her gün ilişki halindeyiz. Burada benim bulunduğum şehirde bir şey yok. Nasıl diyeyim, aktif bir siyasi hayat, Türkiye siyasi hayatının uzantısı olan bir hayat yok. Bu hem kötü hem öte yandan iyi, daha çok memlekete odaklanmak durumundayım. Biraz şöyle diyebilirim, iyi koşullarda bir yarı açık cezaevi yaşantısı olduğunu söyleyebilirim. Bu sebep olanlar utansın, ben ne diyeyim. O yüzden sevgili arkadaşlar, sakın ola ki bizden tezkeremizin geçmesi Kobane'yi görmemizin biricik imkanıdır. Tezkere geçmezse Kobane'yi görmeyiz diye bize yönelmeyin. Bize böyle şeyler söylemeye yeltenmeyin. Ya bir konuşmadan 4 tane dava çıkartabilir miyiz? Sonuçta böyle bütün şeyler, video kayıtları birer dava haline gelmiş durumda ve bunlar da yetmiyormuş gibi. Şimdi işte bu Kobane davası diye açılan davada ya meclise yapılan konuşmayı utanmadan, sıkılmadan adam almış getirmiş iddianameye koymuş. Diyor ki bu suç kanıtıdır. Ya meclis konuşması şu suç kanıtı olursa artık bir memlekette böyle bir memleket olmaz. Ne olabilir yani? Bütün bunlar o kadar büyük bir şey yaratıyor ki, insandan zaman çalıyor ki bunların savunmalarıyla uğraşmak, bu boş laflara cevap yetiştirmek. Hep de öyle diyorum ben. Bunlar siyasi manada biber gazı. Yani çünkü biber gazını size sıktıkları zaman kendinizden başka hiçbir şeyle uğraşamazsınız o an için. Bunlar da bize her gün işte böyle biber gazı sıkıyorlar. O dava, bu dava, o dava, bu dava. Böyle gidiyor. Vekil olarak görevini yapmış olan insanların yaptıklarının böylesine kendilerine suç olarak döndüğü bir süreçle normal yollardan başa çıkılabileceğini düşünmüyor. O nedenle bir olağanüstü bir hamle gerekiyordu çaresizce. İşte o da bir kol boyu mesafe almak yani. Lenin hep böyle der. Elinin uzanamayacağı yer. Böyle.